أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم آياتي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ بَكُمْ وَخَشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
vel akibetü lil müttakîn ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'mur ehleke bis salati ve stabir aleyha. La nes'elüke rizgan nahnu nerzukuk vel akibetü lit takva. Sadakallahül azim. Okumuş olduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ailene namazı emret. Kendin de namaz kılmaya devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Sonuç takva sahiplerinindir. Akibet muttakilerindir buyuruyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, namazla ilgili şöyle uzun bir konu, ancak biz namazla ilgili bazı hususlara işaret ederek namazın önemi konusuna değineceğiz inşallah. Özellikle teravih namazının Ramazan'la birlikte namaz ibadetinin daha yoğun bir şekilde kılınmasıyla birlikte namazın önemini daha bir kavramış olacağız inşallah. Evet, din ve kutsalla bağını koparma noktasına getiren, teknolojik gelişmelerle daha azgınlaşan, sadece bu dünya hayatını ve zevkini düşünen insan, içinde bulunduğu bunalım ve krizden kurtulabilmiş değildir. Modern insan için bu durum aynen böyledir. Ve bunun temelinde de değerli kardeşlerim, dinin insanın hayatına yön vermeyen, sadece vicdanlara hapsedilmiş kuru bir inanç olduğu anlayışından kaynaklanmaktadır. Bu anlayış insanları maddeci, çıkarcı, bencil, acımasız bir hale getirmiştir. Bütün insanlığın hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'e kulak vermeyip hayatını bu dünya ile sınırlayan, ahireti hesaba katmayan insanoğlu ise imtihanını, dünya imtihanını kaydetmektedir. Çünkü Yüce Rabbimiz insanı başıboş yaratmamıştır. Estaizu billah. Efe hasibtüm enneme halaknâküm abete ve enneküm ileyne la turcaun buyurarak bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız buyuruyor Müminin suresinde değerli kardeşlerim. Yine Rabbimiz bizi başıboş bırakmadığını eyahsebül insanu eyyutrake süde buyurarak insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor buyurarak Kıyamet suresinde de insanın başıboş bırakılmadığını Rabbimiz haber veriyor. O halde insan niçin ve hangi gaye ile yaratılmıştır? Evet, bu hikmet ve gayeyi yine Rabbimiz haber veriyor. Ve mâ halaktul cinne vel inse illa liyabudun buyuruyor. Ben görünür görünmez varlıkları, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Zariyat suresinde. Evet değerli kardeşlerim, bizim yaratılış gayemiz kulluktur. Allahu Teala'ya ibadettir. Onun için bir kardeşimiz vefat ettiğinde, bir insan, bir Müslüman vefat ettiğinde ne deriz? قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'a kulluk için geldik, yine dönüşümüz de O'nadır. Bizim bu dünyadaki varoluş gayemiz Allahu Teala'ya kulluktur değerli kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Yine baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman bu etrafımıza, kendimize, bize verilen sayısız nimetleri düşündüğümüz zaman değerli kardeşlerim, bu nimetlerin sahibine teşekkür etmemiz gerektiğini anlarız. Ona kulluk etmemiz gerektiğini anlarız değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz insanları yalnız kendisine ibadet etmeleri için yaratmış ve peygamberler gönderip kendisine ibadet etmelerini emretmiştir. Fakat bu konuda Allah-u Teala insanları zorlamamıştır. Yani insanoğluna bir belli bir süre vakit vermiştir, süre vermiştir ama insanoğlunu hiçbir zaman zorlamamıştır. İnsan çünkü Yüce Rabbimiz inne hedeynâhü sebîle immâ şâkirâ ve immâ kefûrâ buyuruyor. Şüphesiz biz ona, yani insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici bir kişi olur, iman eder, şükredici bir kimse olur, isterse nankör veya kafir. Yani
Allah-u Teala bizlere özgür bir irade verdiğini, bu konuda zorlama yapmadığını açıkça bize bildiriyor. Onun için hayatı ve ölümü imtihan için yaratan Rabbimiz insanları imtihan etmektedir. Bizler imtihan ediliyoruz. İmtihan içerisinde olanın iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı yapıp yapmamakta yeteneği, iradesi ve hürriyetinin olması gerekiyor. Allah-u Teala da bize o iradeyi vermiştir değerli kardeşlerim. İşte bundan dolayı Allah-u Teala imtihan sürecinde olduğumuz için zorlamamıştır. Ancak insan bütün yapıp ettikleri her şey kayıt altına alınmaktadır. Zorlanmamak ibadet etmeyi, kulluk etmeyi, terk etmeyi gerektirmez. Allah-u Teala kendisine ibadet edeni, ortak koşmayan kuluna, mümin kuluna, Müslüman kuluna mükafatı vaat etmiştir. Cennet ve cennet nimetlerini vaat etmiştir. İbadete, kulluğa tenezzül etmeyenlere, inkar edenlere ise kendisinden başkasına ibadet edenlere, Allah'a ortak koşanlara, kafirlere ise ceza takdir etmiştir. Cehennem ve azabını vaat etmiştir değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkar edenler için hazırlanan ateşten sakınmamızı emrederek kendisine ibadet etmeye açıkça davet etmiştir. Ya eyyühennâsü ubudû rabbeküm illezî halakaküm vellezîne min gablüküm leallekum tettegûn buyuruyor. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz, ibadet ediniz ve böylece kendinizi Allah'ın azabından korumuş olursunuz. Yani Allah'ın azabından kendinizi korumanız için sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin, ibadet edin buyuruyor Rabbimiz Bakara suresinde. Zaten bütün peygamberlerin ortak çağrısı da yalnızca Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın koşmayın çağrısı olmuştur. Evet değerli kardeşlerim, ibadetlerin en önemlisi de namazdır. Kur'an-ı Kerim'de namaz o kadar çok sayıda geçmiştir ki, bunun kadar zikredilen, üzerinde ısrarla durulan başka bir ibadet yoktur. Kainatta ve İslam'da imandan sonra en büyük hakikat namazdır değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de İslam'ın beş temel esasını bildirdiğinde hemen kelime-i şehadetten sonra hemen İslam binasını ayakta tutan o esaslardan, o dileklerden birisinin de namaz olduğunu Resulullah Efendimiz açıkça bize bildirmiştir. Namaz, Resulullah Efendimizin ifadesiyle dinin direği, cennetin anahtarıdır değerli kardeşlerim. Türkçe'de kullandığımız namaz kelimesi aslında Farsçadır. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Arapçası salattır. Salat kelimesi Arapçada dua etmek, övmek, tazim etmek, destek vermek gibi anlamlara gelir. Salat yani namaz tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belli söz ve hareketleri kapsayan çok yüce bir ibadetin özel bir adıdır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok namazla ilgili emirler vardır ki birkaç tanesini hatırlatıp maddeler halinde namazla ilgili bazı konulara değineceğiz değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz ve eqimus salate ve etuz zekate ve erka'u merrakiyen buyuruyor. Bakara suresinde namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin buyuruyor. Yine innes salate kânet alel müminîne kitâben mevgûte buyurarak namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılındığını Nisa suresinde bize haber veriyor. Yine namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin buyuruyor Nur suresinde. Pek çok ayeti kerimede zekatla birlikte zikrederek namazı Müslümanlara Rabbimiz farz kıldığını, her Müslümana, kadın erkek, her Müslümana, akıl bali olan her Müslümana farz kıldığını bilmemiz gerekiyor. İslam'da tevhid akidesinden sonra, yani imandan sonra ikinci olarak namaz emri gelir değerli kardeşlerim. Bunu unutmamamız gerekiyor. Namazın insana kazandırdıklarını da şöyle hızlıca maddeler halinde zikredelim değerli kardeşlerim. Birincisi, namaz aslında İbadetlerin bir sentezidir. Namaz Allah-u Teala'nın yarattıklarının, ona yaptıkları tüm ibadet şekillerinin bir sentezidir. Namazda kulun yapabileceği pek birçok ibadet iç içe bulunmaktadır. Mesela namazda dua var, secde var, rükû var,
kunut var, kıraat var, yani Kur'an-ı Kerim okuma, zikir var, tesbih var, hamd etme var, tekbir var, boyun eğme var, tövbe var, tazarru var, yakarış var. Yani teslimiyet var. Hepsi bir aradadır. Yani namaz kılan bir insan, bir Müslüman bu sayılan pek çok ibadeti de aynı anda yapmış oluyor değerli kardeşlerim. Bundan dolayıdır ki namazı gereği gibi kılan bir kişi aynı zamanda birçok ibadeti de yapmış olur. İkinci olarak namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar değerli kardeşlerim. Rabbimiz "Utlu ma uhiye ileyke minel kitab ve aqimis salate innes salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun" buyuruyor. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan, yani her türlü fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor buyuruyor Ankebût suresinde. Ayetteki kesin ve net ifadeden anlaşıldığı gibi Yüce Rabbimiz adeta garanti vericesine namazın müminleri her türlü kötülükten ve çirkin şeylerden koruyacağını belirtmektedir. Bu elbette namazı gereği gibi kılmayla alakalıdır. Namaz kılmanın şuurunda olan, bilincinde olan kimseler içindir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda biz namaz içerisinde okuduğumuz ayeti kerimede mesela Fatiha'yı okurken "ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yol üzerinde daim eyle" diyen ve yine namazında defalarca "Allahu Ekber" diyerek en büyük olanın, en yüce olanın sadece Allah olduğunu ilan eden bir mümin eğer bu söylediklerinin farkında ise, bunları inanarak söylüyorsa, verdiği bu söze ters düşecek bir takım işler yapması elbette zorlaşacaktır. Hem okuduğu ayetlerde Allahu Teala'ya söz verecek, yani "ben Müslümanım, senin emrine amadeyim, senin emir ve yasaklarına göre yaşayacağım" diye ve Allahu Teala'nın emirlerini, yasaklarını okuyacak, hatırlayacak günde 5 vakit, ondan sonra buna ters hareket edecek, bu mümkün değil. Düşününüz, günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkan mümin namazının her rekatında Kur'an'dan bazı ayetleri okur. Okuduğu ayetlerde "doğru olunuz, adil olunuz, birbirinize iyi muamele ediniz, yalan söylemeyiniz, aldatmayınız" gibi emirler var. Yine o ayetlerde "peygambere itaat ediniz, anne babanıza iyi muamele ediniz, içki içmeyiniz, zina etmeyiniz" gibi emirler var. Böylece mümin hayatı boyunca onları okuyarak Kur'an ayetleri ile olan irtibatını kesmemiş olmakta, inandığı kitabın mesajını kulağında ve gönlünde devamlı günde 5 vakit diri olarak tutmuş olmaktadır değerli kardeşlerim. Üçüncü olarak namaz Allah'ı hatırlatarak onunla olan bağı sürekli diri tutmuş olur. Yani hem okuduğu Allahu Teala'yı zikrederek, hamd ederek, tesbih ederek, okuduğu ayeti kerimelerle Allahu Teala'ya olan imanını, ona olan kulluk görevlerini, sorumluluklarını, onu zikrederek, onu tesbih ederek daima diri tutar, ahireti hatırlatır, ahireti hatırlar, Allahu Teala'ya kıyamet gününde vereceği hesabı hatırlar. Yani böylelikle her namazında kişi Allahu Teala ile olan bağını sürekli diri tutmuş olur değerli kardeşlerim. Yine 4. olarak namaz kullar için günahların ve masiyetlerin eserlerinden temizlenme sebebidir. Yani günah kirlerinden arınmaya bir sebeptir. Çünkü Resulullah Efendimiz "ne dersiniz? Sizden birinizin kapısında bir akarsu olsa, her gün 5 defa yıkansa bu onun kirinden geriye bir şey bırakır mı? Sen ne dersin?" diye Efendimiz sorunca orada bulunanlar "kirinden hiçbir şey bırakmaz" diye cevaplıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de işte 5 vakit namazla böyledir. Allah 5 vakit namazla hataları, yani günahları siler buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Yine namaz huzur ve sükun kaynağı ve de sabır eğitimidir değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başına üzücü bir durum geldiği zaman namaz kılardı. "Erihna ya Bilal" buyuruyor Resulü Efendimiz. Yani "ezan oku da kâmet getir de namaz kılalım" diye Resulü Efendimiz namazla huzur bulduğunu, o sıkıntılarından, üzüntülerinden namazla kurtulduğunu öğrenmiş oluyor. Bize ne güzel örnek oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zaten "ya eyhellezine amenu isteinu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin" buyuruyor Rabbimiz Bakara suresinde. "Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin." Çünkü
Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Özellikle yaşadığımız bu dağdağlı, gürültülü ve süratli hayat içerisinde, stresli hayat içerisinde bulunan insanı bu ortamdan ayırıp Yüce Rabbi ile baş başa getirerek ona huzur, güven ve sükunete erdirecek yegane vasıtanın namaz olduğunu bilmeliyiz değerli kardeşlerim. Tıpkı namaz, anne çocuğun anne kucağına koşması gibi, sığınması gibidir değerli kardeşlerim. Biz de dertlerimizden, sıkıntılarımızdan, halimizi, durumumuzu namazımızla, dualarımızla, yakarışımızla Yüce Rabbimize sığınarak ona arz etmiş oluruz değerli kardeşlerim. Namaz aynı zamanda vaktin düzenlemesini ve bize kıymetini öğretiyor. Günde 5 vakit namaz var. Rabbimiz 5 vakit sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere günün bak belirli vakitlerinde namaza duran insan aynı zamanda da kulağı ezanda olan bir Müslüman vaktin düzenlemesini de namazla birlikte öğrenmiş olur değerli kardeşlerim. Hayatını, gününü verimli bir şekilde değerlendirmiş olur. Bunun için Resulullah Efendimiz'e sorulan bir soruda Allah-u Teala'nın en çok sevdiği amel hangisidir diye sorulduğunda vaktinde kılınan namaz olduğunu Resulullah Efendimiz bildirmiştir. Yine namaz kurtuluşa erdirir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer buyuruyor Ala suresinde Rabbimiz değerli kardeşlerim. Namazın terkiyle ilgili olarak da pek çok ayeti kerime ve hadis-i şerifte de kişiyi azaba sürükleyeceğiyle ilgili hem Rabbimiz hem de Resulullah Efendimiz bize haberler vermişlerdir. Onun için değerli kardeşlerim namazı asla ve asla terk etmeyeceğiz. Namaz Müslümanın bir şiarıdır. Olmazsa olmaz. Yani bedenindeki başı gibidir. Nasıl ki başsız bir beden yaşamıyorsa kişinin Müslümanlığı da namazsız yaşayamaz değerli kardeşlerim. Özellikle merakınız vardır. Birkaç dakika daha teravih namazıyla ilgili bazı hususlara aktaracağım değerli kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz merak edip soruyorlar bize de. Fetva hattına da özellikle bu konuda sorular geliyor değerli kardeşlerim. Teravih, Arapça terviha kelimesinin çoğulu olup rahatlamak, dinlendirmek gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her 4 rekatının sonundaki oturuş terviha olarak adlandırılmış. Sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi Ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur değerli kardeşlerim. Teravih namazı sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil Ramazan ayının sünnetidir. Teheccüd namazı 12 rekatı geçmediği halde teravih namazı 20 rekattır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden önce kılınır değerli kardeşlerim. Yatsı namazı vaktinde kılınır. Teravih namazı Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle 20 rekatlık olarak kılınmıştır. Bu korona salgını sebebiyle değerli kardeşlerim. Artık cemaatle kılınmıyor. Artık evlerimizde kılınacağız. Ailecek cemaatle kılabiliyorsak ailecek cemaatle kılacağız. Cemaatle kılamıyorsak namaz kıldıranımız bir kimse yoksa evde kendimiz mutlaka değerli kardeşlerim teravih namazını da farz namazlardan sonra yatsı namazından sonra kılacağız değerli kardeşlerim. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş yani 20 kat kılınışına ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Yani bütün mezheplerce de 20 kat görüşü tercih edilmiş. Günümüzde de başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle teravih namazının evde 8 rekat, 10 rekat, 12 rekat, 14 rekat, 16 rekat veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. Biraz evvel söylediğimiz gibi artık evlerimizde cemaat yapabiliyorsak evlerimizde cemaat yapıp kılacağız değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, teravihlerimizi, tövbelerimizi, mukabelelerimizi, tilavetlerimizi kabul, makbul eylesin. Ramazanımız hayırlı, mübarek olsun değerli kardeşlerim. Akıbetimiz hayır olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.